Kreş Atölyesinden merhaba. Ee, şimdi size kuş yuvası modelinden üçgen şal nasıl yapılır onu anlatacağım bugün. Hatırlarsanız daha önce bu modelin e, dikdörtgen görüntüsüyle e, yapılışını anlatmıştım. Bunu battaniyelerde ve etollerde, atkılarda kullanabilirsiniz. Arkalı önlü kullanılabiliyordu. Anlatımı için sağ üstte bir link belirecek. Oraya tıklayabilirsiniz e, dikdörtgen modelinin anlatımını bulabilmek için üçgen modeli de bu şekilde şimdi öncelikle ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum e, şal öreceğiniz için şal ipi kullanacaksınız büyük ihtimalle şal ipleri kalın olmuyor gördüğünüz gibi ince oluyor benim size tavsiyem 2,5 numara tığ kullanmanız ama eğer çok sıkı örüyorsanız 2,5 numara tığ yerine 3 numara da kullanabilirsiniz e, başlangıç için öncelikle 5 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu birinciye değil de ikinciye batarak halkayı oluşturun ki sökülme olmasın sonrasında. 1, 2 tane zincir ve boşluğun içine halkanın içine bir tane ikili trabzan. 1, 2 zincir ve yine iki tane trabzan. Bir iki zincir, iki tane trabzan. Tekrar yine iki zincir ve yine aynı boşluğun içine iki tane trabzan yapıyoruz. Temeli bu şekilde oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ikişerli trabzanlar ve aralara 2 zincir. Dönüyorsunuz. 1, 2 ya da 3 tane. Sıkı örüyorsanız başlangıçları hep 3 zincirle başlayın. Şuradaki boşluğun içine 1, 2, trabzan. 1, 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine bu sefer 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir. İpimizi 2 defa doluyoruz. Ortadaki boşluğun içinden 3lü trabzan yapıyoruz. 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Bunu 2 defa dolamadan tek sefer dolayarak da 3lü çıkabilirsiniz şaşırmamanız için iki tane dolayarak çıkıyorum. Öteki türlüsünü becerebiliyorsanız öyle yapın. İki defa doluyorum. E iki defa doladığınızda bu eee trabzanlar daha sert ve düzgün durur. Bir faydası da o iki defa dolamanın. Pardon, iki zincir. Şimdi ortaya bu şekilde bir yuva oluşturdum. Sonra diğer tarafa atlıyorum diğer boşluğa 1 2 3 3 trabzan 1 2 zincir 3 trabzan yine 2 ve 3 1 2 tane Dediğim gibi sıkı örenler 3 zincir çeksin. Başlangıç metodumuz kenarlar hep aynı. 2 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan başlarken hep bunu yapıyoruz. 3 trabzan şuraya. Aynı boşluğun içine. Kenarlarda başlarken 2 zincir çekiyoruz, kenardan sonra bütün çalışmamız boyunca kenarlarda başlarken 2 zincir 3 zincir çekmeyeceğiz. Aralarda 3 zincir çekeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Lüzumsuz bir genişleme olmasın diye birden şal genişlerse çok güzel durmuyor. Ee, şimdi yapmamız gereken buradaki şu yuvanın sağ bacağını şu elimizde büküyoruz ve içini 5 tane trabzanla dolduruyoruz. 2. 3 4 5 5 trabzanla doldurdum. Sağ taraf doldu. Şimdi şu tarafı yine dönüyorum. Aynı şekilde büküyorum şalı şu şekilde ve arkadan tığımı geçirerek bakın tığı arkadan geçiriyorum. 1 2 3 4 5. Görüntü bu. Yine tüm çalışmamız boyunca yapacağımız aynı bir şey var ki o da iki zincirle kenara bağlamak. Yine kenar olduğu için 2 zincir çektim. 2, 3. Bitirirken hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde bitiriyorum. Bitirdim döndüm. 2 e, zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Buradaki boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Metodumuz hep aynı kenarlarda. 3 trabzan. Buraya da. Şimdi dediğim gibi başlarken 2 zincirle başladım. Sadece 2 zincir. Buradaki şu yuvayı oluşturduktan sonra trabzan sırası bittikten sonraki sırada yapacağımız şey yeni yuvaları oluşturmak. Onlar için zemin hazırlamak. Yine iki defa ipi tığın üzerine aldım. İlk boşluğa bakın karıştırmayı şuraya. Yine bir trabzan, iki zincir, iki defa doluyorsunuz. Bir tane trabzan. Bir, 2 3 zincir. Bakın bu yaptığımız doldurduğumuz yuvanın tepesine bir fıstık yapmak zorundayız. 1 2 3 4 5 6 7 doldurdum. 1 2 3 zincir. 2 defa doladım ve şuradaki kenar boşluğunun içine yine yeni yuvayı oluşturdum. 1 2 zincir 2 defa doluyorum. Kenara yeni yuvayı oluşturuyorum. Buraya yine en dibe bağlarken 2 zincir çektim ve klasik kenar metodumu uyguluyorum. Neydi? 3 tane trabzan. 1 2 3 2 zincir ve yine aynı boşluğun içine 1 2 3 trabzan döndüm. Görüntüm bu şekilde. Bakın yuvanın içindeki fıstığımız da oluşmuş oldu. Klasik iki zincirle yukarı çıkıp kenarı iki trabzan, iki zincir, üç trabzanla doldurdum. Çünkü bu başlangıçtaki iki tane zinciri ilk trabzan kabul ediyorum. Gereksiz genişlemeyi önlemek için iki trabzanla başlıyorum. Bu sırada yapmam gereken şuradaki V'leri trabzanlarla doldurmak. Bir sıra bu V'leri ve fıstıkları yapıyorum. Bir sırada yaptığım o V şeklindeki yuvaları iki zincir çektim yine. Bu şekilde tığ arkadan geçirerek trabzanlarla doldurmak. Trabzan sayımız belli. 5 tane. 3 4 5 dönüyoruz. Diğer bacağı geçiyoruz. <laughs> Burayı da yine 5 tane trabzanla dolduruyorum. 1 2 3 zincir çekerek aralarda hep 3 zincir diğer boşluğa geçip onun etrafını beşerli trabzanlarla dolduruyorum. 4 5, döndüm, diğer tarafı da dolduracağım, 1, 2, 3, 4, 5, şimdi kenara bağlarken hep 2 zincir, başta ve sonda 2 zincir, burayı klasik kenar metodumuzla bitiriyoruz bitiş metodumuz hep aynı 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan 1, 2 3 döndük 2 trabzan, 2 zincir 3 trabzan 2 3. Şimdi bu trabzanla doldurmalar bittikten sonraki sırada az önce de söylediğim gibi yeni yuvaları oluşturuyorduk. 2 defa doluyorum. Bakın burada karıştırma ihtimaliniz çok yüksek. 2 tane boşluk var. Bunlar birbirinin üstüne geldiğinde yanlışlıkla şuraya batabilirsiniz. Buraya batmayın. Şu yelpaze gibi olan kısmı yukarı kaldırın. Şuradaki boşluğun içine, şuraya yeni yuvayı oluşturun pardon bu arada iki zincir çekmeyi unuttum bakın şuradaki boşluğun içine başlarken hep iki zincir çekiyorduk hatırlarsanız yeni yuvamı yapıyorum 2 zincir iki dolama şimdi bu sırada yapmamız gereken bir tane yuva oluşturacağız üç zincir çekeceğiz ve sonra bunun içini fıstıkla dolduracağız bir fıstık, bir yuva, aralarda 3 zincir. Bu sıranın metodu bu. Bir fıstık 3 zincir yeni yuvayı oluşturuyoruz. Bakın, burada da oluşturduğumuz yuva yanlışlıkla şuraya batmayın. Buradaki iki yelpazenin arasındaki en üst zincirin içine, en üstteki zincirin içine yanlışlık yapmadan gidin yeni yuvayı oluşturun 1 2 3 ve buraya bir fıstık 2 3 4 5 6 7 topladık 1 2 3 2 defa doladım ve son bakın kenarlarda hep yuva oluşturacağız Başta da sonda da yuvaları oluşturmazsak modelimiz genişlemez. Burada kenara gelmeden önce yine V şeklinde bir boşluk oluşturuyorum. 2 zincirle bağlıyorum kenara. Ve kenar metodumuz klasik 3 trabzan 2 zincir 3 trab. Bitirdim, döndüm. Şekil bu. Oluşan şeklimiz bu. Şimdi bunu ne yapacağım? 1 2 zincirle yukarı çıkıp kenarı örüyorum. Kenarda başlarken 3 değil 2 zincir çekiyorum. Bakın 1 2. Burada artık bu sıra boşlukları doldurma sırası. Yani 5 tane buraya 5 hemen döndüm 5 tane de buraya Beş. Ne yapıyorum? Arada hep 3 zincir. Hemen burayla hiç işimiz yok artık. Bakın şu fıstıklı bölümle işimiz yok. Direkt buraya atlayıp Burayı da aynı metotla tüm boşlukları aynı metotla doldurarak devam ediyorum. Burayı da bu şekilde doldurdum. Artık son boşluğa, boşluğa atlıyorum. 3 zincirle buraya geldim. Burayı da aynı metotla beşerli trabzanlarla sağlı sollu bitiriyorum. Sonra buraya dönüyorum. 2 3 4 5 2 zincir çekip kenara bağlıyorum. Kenarlarda 2 zincir. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla bitirdim. Döndüm. 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, yine 3 trabzan. 3. Şimdi bu trabzanlarla doldurma sırası bittikten sonra 2 zincir çekiyorum. söylemiştim Bundan sonraki sıranın metodu hep aynıydı. İlk boşlukta bakın şu yanlış yere batmıyorduk. İlk boşluğa bir yuva, üçlü trabzan, 2 zincir, üçlü trabzan, bir yuva, 3 zincir ve buradaki bölümün içine 1 fıstık. 1 yuva, 3 zincir 1 fıstık, 3 zincir 1 yuva. Böyle devam edeceğiz bu sırayı. 1, 2, 3, 2 defa doladım. Şu iki yelpazeli kısmın arasındaki şu boşluğun içine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, üçlü trabzan, 1, 2, 3 zincir, ve şuradaki bölümün içine bir tane fıstık. 4 5 6 7. Bir yuva bir fıstık aralarda 3 zincir. Bu sırayı böyle bitiriyorum. Bir sonraki sıraya döndüm. Kenarı yaptım. 2 zinciri çektim. Bakın 2 zincir. Ve bundan sonra gördüğüm bütün V şekillerinin etrafını 5'erle trabzanlarla doldurup metot hep aynı. Aralara 3 zincir çekerek bu sırayı da bitiriyorum. Metot bu. Bunların tekrarı şeklinde kenarlara yuva yapmayı unutmayın her zaman. Sonra o yuvaların içini aralara 3'er zincir çekerek 5 5 dolduruyorsunuz. Bir sonraki sırada da bir yuva, 3 zincir, bir fıstık şeklinde devam edip istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Şuraya bir püskül yapabilirsiniz uzunlamasına. Püskül videosu için şimdi birazdan sağda sağ üst tarafta bir link belirecek oraya tıklayarak aşağıya yapılan o gösterişli püsküller nasıl olur boncuklusunu anlatmıştım boncuksuzunu da yapabilirsiniz bir püskül yaparak şalınıza güzel bir hava katabilirsiniz hepinize kolay gelsin